Allah kendisine izafe ettiği bir işi sana izafe etmiş olmasının nedeni, varlığın tek ve yönlerinin çok olduğunu öğrenmen içindir dedi. Eyvallah. Varlığın tek, yönlerinin çok. Birlikteki çokluk. Çokluktaki birlik. Evet. Bunu vahdetteki kesret, kesretteki vahdet. Şimdi bunu az önceki meseleyle de bağlaştırarak izah edebilir misiniz hocam? Cebir konusuyla mesela. Bunu yapmasının nedeni dedi, birliği, yani Allah'ın birliğini idrak et. Bu birliği icra ederken Allah-u Teala çokluk denilen alemde zuhur ettiriyor, sebepler dairesinde. İşte burada bunu bilmemizi istiyor zaten. Yani sebepler dairesinde cereyan ettirir Allah muradını. Varlığın tek, yönlerinin çok olduğunu öğrenmen için. Varlığın tek, yönlerinin çok. Varlık tek, yüzü çok. Öyle de diyebiliriz. Birçok yüzü var. Yani bu, tek bir varlık ama birçok yüzü var. Her yüze bakarsan bak onun varlığı. Her yüz ona ait ama farklı farklı yüzler var. Evet. Varlık tek çünkü. Tevhid penceresinden baktığımızda tek bir varlık var. Ama yüzleri çok. Yani mazhar dediğimiz yaratılmış mevcudatın hepsinin hakikati hak. Bunların hepsi birer yüz. Hakkın yüzleri. Senin yüzün, benim yüzüm, onun yüzü. Hepsi hakkın yüzü. Bak hak orada öyle zuhur etmiş, burada böyle zuhur etmiş, öteki tarafta böyle, ağaçta böyle, taşta böyle, kuşta böyle, suda böyle. Yani hocam hani az önceki şeyi de tekrar şey yapayım, bilmem de hani Şerif hocam ama hani cebir söz konusu burada hani herhangi bir şekilde cebir bahis bile edilmesi gereken bir şey. Çünkü hani her nerede bakarsak onun yönü, onun yüzü. Tevhid ehli cebirden bahsetmemesi lazım. Aşağı mertebelerde mevzuatın izahatı için cebirden bahsedersin, etmek durumundasın. Tamamen mutlak tevhid alanına girip de oraya girdiysen orada cebirden bahsedemezsin. Mutlak tevhid alanına da mutlak girmen mümkün değil. Zaten. Dedi ya İbn Arabi Hazretleri. Mutlak tevhid de asla mümkün değil. Evet. Çünkü mutlak tevhid nasıl tevhid edeceksin? Edemezsin. Nasıl edeceksin? Sen tevhid ediyorsun, sen. Yani her ne kadar hakikatin haksa da, senden zuhur eden haksa da yine sen tevhid ediyorsun. Demek istiyor ki perde kalmasın. Kalkma. İşte perde kalkmıyor. Mümkün değil. Perde değil. Kalkması mümkün değil zaten. Perde kalkmadığına göre cebirden bahsediyoruz. O kadar. Hilmi amcayı burada onaylıyorum. Eyvallah. Yani şimdi perde kalkmaz. O zaman cebirden bahsedeceğiz. Perde kalktığı zaman alem diye bir şey kalmaz. Evet, zaten o kalıyor. İşte dedi ya İbn Arabi Hazretleri, hatırlıyor musunuz? Ne kadar önce bilmiyorum. Bir ya da iki ay önce işlediğimiz bir konuda mutlak tevhid edilemez dedi. Mutlak tevhid ancak kendi kendini tevhid eder. Eyvallah. Tabii. Yani bir yaratılmış tarafından mutlak tevhid edilemez. Çünkü yaratılmış olmamız hasebiyle kendimize münhasır bir anlayış, idrak var. Her ne kadar tevhidi idrak da etsek, hakkın şu kaptan açığa çıkışı bu. Bu kaptan açığa çıktığı için kendime göre görüyorum meseleyi. Benim kabımın aldığı şeye göre ben değerlendiririm gene her şeyi. Öyle ya. O zaman mutlak tevhid ancak yine mutlak zatın kendi kendine tevhid etmesidir. Varlık tarafından yapılan tevhid mutlak tevhid olmaz. Siz demiştiniz ya, ol kelimesinin elbisesi cebir. Bu durumda İmam Can'ın dediği gibi perde kalkmayacağına göre madem çok incelse de bir perde var, yani varlık hakkı müşahedede o perdenin ardından müşahede ettiğine göre zatı, zatla aramızda bir perde olduğuna göre, varlık olduğumuza göre o zaman tevhidi sırrımızda idrak etsek bile cebrin, yani üzerimizdeki cebrin, yani muradının üzerimizde cereyan ettiği hakikati de kalkmıyor ortadan. Onun muradı gene var. Biraz da bana getirdim. Bu alanda gelmiyor. Tamam, az önce söylediğin alanda geldi mi? Tamam, cebir. Tevhid penceresinden bakmak itibariyle tabii kim kime cebrediyor, öyle bir şey yok. Sadece tek bir varlık var. Oradan baktığın zaman cebirin söz konusu olmaz. Ama konuyu izah edeceğimiz zaman gene geliyor cebir ortaya. Çünkü hocam, perde var. Hocam varlık diyorsak cebirin de işlemesi lazım. İşlemesi lazım. Yani. Tabii. Uzatayım hadi. Hani böyle dedim ya. Güzelce. Şimdi Allah tarafından yaratılmış olsa bile Allah sizi ve amellerinizi yarattı dedi. Tamam. Evet. Devam ediyorum. Tamam. Amel senin yaratma ise ona aittir dedi. Tabii. Amel sana, yaratma ona ait. Evet. Halk, yani hak
halkın mertebesinde zuhur etmiştir dedik. Hak halkın mertebesinde evet. Zuhur etti, evet. Şimdi bunlar hepsi, bu bilgiler hepsi tevhidi bilgiler. Tevhidi bilgiler, doğru. Yani bütün fiiller ona ait. Evet. Halk, aslında hak. Evet. Yani şimdi bu tevhid bilgisini biz alıyoruz hocam. Tamam. Ama dışarıya kendi, şimdi kendi sizin de tabirinizle sırrımızda, yani düşüncemizde biz bunu tefekkür ederken böyle tefekkür etmemiz gerekiyor. Ama dışarıda evet. Yani bir yaratıcı var ve herkes onun yaratıcının şeyiyle hareket ediyor. İradesiyle hareket ediyor. Tamam. Yani ayırma var. Tamam. Varlık atfedip evet. Ayırma var. Bu da bir şey. Ne? Yani tuzak dersek şirk aslında tevhide uymayan bir şey. Hakiki tevhide. Hı. Ya her şey Allah'ın hakkın yüzüdür diyeceğiz. Her şey ondandırsa. Ya da hani ben şey yapıyorum hocam. Hani muhalefet ediyorum. Sen şimdi tamam. Hilmi amcaya gol atamazsın. Neden atamazsın? Bir hocam. Ben şimdi sana bir daha gol attıracağım şimdi. Topu atıyorum. Hocam. Hani Cebriye'ye düşmeme gayesiydi. Benim niyetim Cebriye'ye düşmemiş var. Çıkmaz sokağa girdi. Dur şimdi. Çıkartırız Hilmi amca. Kulağından tutun çıkarırız inşallah. Hocam Cebriye fikri var. Cebriyeciler tamam. Hani siz Cebriyeci misiniz diye soruyorlar. Soruyorlar evet. Soruyorlar. Hı. Ben şimdi onların sesiyim. Tamam. Yani o tarafa geçsin. Tamam. Biz şimdi Cebriyeci miyiz değil miyiz? Değiliz. Cebriyecilik ha, diye o zaman biz, ifade edilen. Biz her sözümüzde Cebri var dersek Cebriyeci... İşte onu da izah ettik ama hocam. Cebriyecilikle bir alakamız yok dedik. İbn Arabi Hazretleri'nin Cebir'den kastı Cebriyecilik mezhebinin kastettiği Cebir değil. Onu ifade ettik. Orası çok ayrı bir alan. Şimdi gelelim tevhid meselesine. Mutlak manada tevhid edemeyeceğimizi bir defa idrak edelim. Mutlak tevhidi ancak zat kendi kendini mutlak tevhid eder. Varlık olarak, varlık yani varlık alanından madem ki varlığız, her ne kadar idrakte, tevhidi idrak etsek de varlık alanında bulunmamız itibarıyla Allah'ın hükümleri dairesinde hareket etmekle mükellefiz. Dersen ki hakiki tevhidi yapmadığım için şirkteyim. Hakiki tevhid edelim. O zaman buyur şeytanı tevhid et bakalım. Allah-u Teala emrinde buyuruyor. Diyor ki şeytana uymayın. Hadi hakiki tevhidi yap. Yaratan Allah. O zaman şeytanın çağırmasına, davetine niye icabet etmemesi için direniyorsun? Allah'ın emri var değil mi şeriatta? Cevap diyor ki şeytana uymayın. Cevap hakkını kullanayım. Buradaki konuda dedi ki edep gereği şeytandır dersin. Şeytandandır diyeceksin ama edep gereği. Şimdi edep gereği diyeceksin ama şeytan seni davet ettiğinde de diren dedi. Oradan alma dedi. Şeytandandır de dedi. Ama Allah'tan geleni alma dedi. O yanlış olan şey olanı, kötü olanı. Allah'tan geleni, o kötü olana diren dedi. Kötü diye niteleneni alma dedi. Ona gayret etti. Eğer ki mecbursan takdir edildiyse senin için şeytandandır dersin ondan sonra. Elçi de neticede şey. Tamam. Ama burada bakın şeriatla Allah-u Teala bize neyi söylüyor? Diyor ki şeytana muhalefet edin. Onun davet ettiği yere gitmeyin. Şimdi burada şeytana muhalefet ettim diye tevhidden çıkmış mı oluyorum? Hayır. İşte burayı iyi anlayalım yani. Şeytana muhalefet ettik diye veya Allah'ın kötü diye nitelediği şeye meyletmedik diye tevhidden çıkmış mı oluyoruz? Ve kötü dediği şeyi kötü diye niteledik diye tevhidden çıkmış mı oluyoruz? Hayır. Tevhidi zaten sırrımızda gene idrak edelim. Ama zuhurda Allah'ın nitelediği şeylere göre hareket etmemiz lazım. Yaklaşma dediğine yaklaşmamaya gayret edeceksin. Ha, buna rağmen kaderin gereği cereyan ettiğinin idrakine vardıysan o zaman da diyorsun işte şeytandandır. Edep gereği. Yani muhakkak hocam tabii ki ben bunlara bir şey demiyorum. Yani, tabii. Sadece hani Hilmi amca şey yapmak istiyor. Şimdi burada Cebir'den kastettiği, Hilmi amcanın da kastettiği, daha önce de zikrettik ya, Allah'ın mutlak iradesinin işlemesi. Kastımız budur yani. Allah'ın mutlak iradesinin bütün alemde, mevcudatın hepsinin üzerinde işlemesine biz Cebir diyoruz. Sen söylemiyorsun, Hak söylüyor. Burada Cebir'den kastımız bu. Yani aslında Cebir derken kelime manası olarak alırsan bir şey bir şeyi zorluyor manası çıkar. O zaman iki şey var demektir. Ama hakikatte tevhid penceresinden baktığımızda iki şey yok ki.
O zaman cebri nasıl anlayacağız? Allah'ın mutlak iradesinin hükmünün işlemesi. Cebirden kasıt bu. Mevzunun anlaşılması için, Allah'ın kurduğu sistemin nasıl işlediğini bilmemiz için bu teferruata girmek zorundayız. Girmezsek işleyişi bilemeyiz. İşleyişi bilemezsek hikmetleri göremeyiz. Mecburen bunları bilmek için tafsilata girmek zorundayız. Yani Allah tafsilat bilgisiyle hakkıyla tanınır. Tafsilat bilgisine girilmezse Allah tanınmaz. Bütün yaratıcı Allah dediğin zaman iş bitmiyor yani. Alimler tanır da bize göre. Biz de işte o Allah'ı tanımak için tafsilattan tanımamız lazım. Aynen öyle. Yani ilimle. Evet. Bütün dedi ya zaten İbn Arabi Hazretleri Allah'ı tanımak, marifet ehli olmak, yedi ilmi bilmekle gerek mevcut olabilir dedi. Yedi ama ilim saydı. Tafsilattan da hakikatten uzaklaşmaması lazım. Tafsilat derken bu tafsilat ilmi de gene hakikat ilmine dayanması lazım. Akıl yürütme yoluna değil. Değil tabii. Başka bir kanala geçirmek lazım. Tafsilat derken akıl yürütmeyi kastetmiyoruz. Evet. Felsefeyi kastetmiyoruz. Evet. Hayır. Evet. Bunu kastetmiyoruz. Evet.